My guest is Natalia Konuğum Moldova'nın yeni batı yanlısı başbakanı Natalia Gavrilita. Ülke yıllardır istikrarsızlık, yolsuzluk ve artan fakirlikle boğuşuyor. Yeni başbakanın hedefi reformlar hayata getirerek Moldova'yı AB'ye daha yakın hale getirmek. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Burada olmak güzel. Başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretinizi Brüksel'e yapmayı tercih ettiniz. Belki de özel bir seçimdi bu. Avrupa Birliği'ne nasıl bir mesaj getirdiniz? Bizim mesajımız Moldova'nın artık yeni bir enerjisi olduğu, yolsuzlukla mücadelede, kurumları güçlendirmede, hukukun üstünlüğünü sağlamada ve ekonomik büyümede yeni bir heyecan olduğu. Özet olarak Avrupa değerlerine, standartlarına ve yaşam tarzına daha da yaklaşmak istiyoruz. Geçmişte Moldovalılar Rusya eğilimli ya da batı yanlısı hükümetler arasında gitgeller yaşadı. Sizce şu anki batı yanlısı dalga ne kadar dayanacak ve bunu sağlamak için neler yapacaksınız? Biz daha çok iç meseleleri gündeme getirerek büyük bir zafer elde ettik. Batı ve Doğu arasında değil, daha iyi bir yaşam için bir tercih sunduk. Moldovalılar yalan söyleyen, hırsızlık yapan hükümetlerden, işlemeyen kamu hizmetlerinden, halkın faydasını gözetmeyen kararlardan bıktı. Bu seçimlerde söyledikleri şey güvenebilecekleri bir hükümet istedikleri. Bu şu demek? Her gün sadece belli bir zümrenin değil, tüm halkın çıkarlarını düşünerek karar alan hükümet istiyorlar. Yani bu Rusya yanlısı ya da Avrupa yanlısı bir ajanda mı? Hayır, aslında of, uh, halk yanlısı bir ajanda. Yolsuzlukla mücadele edip ekonomiyi dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu nasıl başaracaksınız? İlk olarak elbette kurumları temizleyerek başlayacağız. Sadece birkaç hafta önce adeta kamunun parasının çöpe atıldığı büyük bir alım ihalesini iptal ettik devlet şirketlerinin başındaki isimleri değiştiriyoruz. Hükümet içerisindeki yolsuzluklara son veriyoruz. Aynı zamanda yargı sistemi içerisinde hesap verilebilirliği artıracak kanuni düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladık. Başsavcının sorumluluklarını performansa dayalı olarak arttırdık. Moldova Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri. Ekonominin daha iyi işlemesi, halkın faydalanması için planlarınız neler? 30 yıl süren istikrarsızlık ve önü alınamayan yolsuzluk nedeniyle özel sektör bile beli grupların eline geçmiş. Yapmak istediğimiz şey yeni girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak, ve tekelciliğe son vermek. Düzenlemeleri geliştirerek farklı şirketlerin de yatırım yapabilmesinin önünü açacağız. Küçük ve orta büyüklükte şirketler için bürokrasiyi azaltacağız. Hükümetin denetim mekanizmasına da reform edeceğiz. Tabii ki Cumhurbaşkanı, hükümet ve parlamentonun aynı istikamette düşünmesi nedeniyle önümüzdeki dört yıl boyunca bir istikrar olacak. <laughs> Bu fırsatı ülkeye daha fazla yatırım çekmek için kullanmayı ümit ediyoruz. <laughs> Yolsuzlukla mücadele her zaman riskli bir adımdır. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Sizce bu mücadele için hükümetinizin yeterince desteği var mı? Halkın çok büyük bir desteğine sahibiz ve bu bizi gelecek için umutlandıran en büyük şey. Bireysel olarak kendimi güvende hissediyorum çünkü doğru olan şeyi yapıyoruz. Hem halkımızın hem de ortaklarımızın en iyi korumayı sağlayacaklarından eminim. Provide the best protection, uh, uh, possible. Şu an için Avrupa Birliği yeni bir genişlemeye hazır değil. Peki Moldova'nın gelecekteki üyelik şansını nasıl görüyorsunuz? Bence Avrupa'nın genişlemesi ve entegrasyonu bir süreç. Yani ödevimizi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kurumlarımızın çalışma şeklini ciddi bir şekilde geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmemiz gerekiyor. Avrupa tarzı reformların geri çevrilemeyeceğinden emin olmamız gerekiyor. Ondan sonra genişlemeden konuşabiliriz. Tabii bu arada bazı önemli alanlarda daha fazla işbirliğine gitmemizin önünde hiçbir engel yok. Transnistria ile ilgili çözüm öneriniz nedir? We are working on making the right bank of Moldova. Dinesler Nehri'nin sağ kıyısına sol kıyısındaki insanlar için daha çekici hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında kurumları geliştirerek yolsuzlukla mücadele ederek sol kıyıdaki insanların entegrasyonuna yardımcı olmuş oluyoruz. İkinci olarak sağ ve sol kıyılar arasında kurulmuş yolsuzluk katlarını temizlemek istiyoruz. Aslında bu bölüm bu işten kar eden bazı zümrelerin pompalamasıyla devam ediyor. Bu yolsuzluk dairesini yok etmek istiyoruz. Buradaki Rus askeri varlığıyla ilgili Rus liderlerle masaya oturup müzakere etmeye hazır mısınız? Bunu son 30 yıldır hükümette kim olursa olsun açık bir şekilde dile getirdik ve hala getiriyoruz. Rus askerlerinin çekilmesini istiyoruz ayrıca burada Kobasna bölgesinde Sovyet döneminden kalan silah depolarının da çözüme kavuşmasını istiyoruz. Elbette kampanyamız sırasında halkın ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir dış politika izleyeceğimizi ilan ettik. Halkın çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Uh, whatever is necessary to protect the uh, interest of our citizens and the public interest. Prime Minister, thank you very much for the interview. Thank you.